Merhaba değerli takipçilerim, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız hamdolsun yüz çok şükür. Gene ben sabah sabah kuzenin başına geçtim. Şu an saat 9.30-10 arası. İneklerimden sabah sağdığım sütüm var tenceremde. Tartmadım ama 3-3.5 kilo kadar. Ben bugün sizlere kolayca lor lorcuk nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Süt bazen yoğurt da katsanız değerli takipçilerim kesilmiyor. Birazı kesiliyor, birazı süt olarak kalıyor. O yüzden ben sizlere pratik bir yöntem göstereceğim. Tabi bilenleriniz muhakkak vardır, bilmeyenleriniz de vardır. O yüzden şöyle fincanımda bir fincan kadar üzüm sirkem var. Artık siz elinizde hangi sirkeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Artık tripodu biraz daha sobama yaklaştırayım. Yakından sizlere göstereyim. Tripodumu alabildiğince yakınıma aldım. Şöyle sütümü de göstereyim. Şu an bakın kesilmedi süt kıvamında. Şöyle sirkemi de göstereyim. Bu sirke miktarını sütünüzü çoğaldıkça sirke miktarınızı biraz arttırabilirsiniz. Şöyle ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kaynamaya başladıkça bakın kesilmeye de başlıyor. Bakın arkadaşlarım. Görüyorsunuz değil mi? Tabi sütümün yiyeceğim kaynaması lazım. Şu an bayağı sıcak. Bir 5 dakikaya kaynayacak. Bakın ne yoğurt var ne başka bir şey var. Sade kullandığım sirke. Şöyle tepçemdeki şu pislikleri indirmek istiyorum. Sobam da gayet güzel yanıyor bu arada. Kışın benim vazgeçilmezim. Her zaman söylüyorum. Mutfakta olması benim için bir avantaj. Bu şekilde ben karıştırmaya devam edeyim. Bu şekilde bir 2-3 dakika kaynaması gerekiyor. Lorun, sütün, mikrobun ölmesi için. Bakın sadece sirke kullandım. Başka hiçbir malzeme kullanmadım. Ve de çok güzel kesildi. Ben biraz sirkeyi erken kattım. Tam kaynama esnasında katarsanız daha çabuk kesilir. Video çektiğim için ister istemez biraz heyecan oluyor. Böyle bir püf noktası vermiş oldum sizlere. Biraz daha kaynasın. Yine son kıvamını sizlere göstereyim. Evet değerli takipçilerim. Lorum bu şekilde bir 5 dakika kaynadı. Hem içine mikrobu öldü hem de kaynadıkça lezzetlendi. Kesinlikle sirke kokusu yok. Kahvaltılarınıza da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Şu an tam istediğim kıvamı aldı. Artık kuzinenin üzerinden alayım. Keseme katarken gene sizlere göstereyim. Mis gibi de kokmaya başladı bu arada. Leğenimi koydum. İçine ilistirimi koydum. Süzgecimi ve de kesemi de koydum. Çok sıcak olduğu için havluyla tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerime de sıçratmadan koymam lazım. Çünkü çok kaynar. Ben dibini birazdan patlatıcıyla sıyırayım. Bu şekilde biraz soğusun. Ben hafif bunu bağlayayım. Kesemin ağzını bağladım. Şöyle tel süzgecime de koydum. Zaten büyük bir bölümünü süzdü. Çok az bir suyu var. Biraz daha süzsün. Sonra tekrar görüşelim. Lorum süzdü.
Şöyle ağzını çözdüm. Bu benim peynir kesem olduğu için bayağı bir büyük. Ve de eski de aslında bir tane daha kesem iyi olacak. Şöyle ters çeviriyorum. Bakın bayağı bir de çıktı bereketli. 3-3,5 kilo sütten. Biraz daha sıcak. Şöyle elimle ovcalamaya çalışıyorum. Ben bunun çıkan suyunu da balkona tepsilere koydum. Soğuyor balkonda. Onları da ne yapacağım? Kangal yavrularımıza vereceğim. Biraz ılısınlar. Yorum soğudu. Elimle de şöyle parçalamaya çalıştım. Zaten kolaylıkla parçalanıyor. Ben bugün sizlere doğal, pratik lor yapımını gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni gelen videolarımdan anında haberdar olursunuz. Neyse arkadaşlarım, bir bakayım lorumun suyu soğuduysa aşağı ineyim. Aşağıda videoma kaldığım yerden devam edeyim. Evet arkadaşlarım. Şöyle kangal yavrularımızın iki tanesini buldum. Üç tanesi çayırda galiba. Bayağı bir aradım ama bulamadım. Ekmek doğrayacaktım ama doğramak istemedim. Çünkü bu şekilde içmeyi daha çok seviyorlar. Bakın nasıl acıkmışlar. Hepsi dolaydı, iyiydi. Şöyle ekranı birazcık genişlettim. Bir yandan yavrularımız karınlarını doyursun. Ben de bu arada videomu sonlandırayım. Bugün ben sizlere doğal lor tarifi vermeye çalıştım. Pratik bir şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Ne diyeyim artık değerli takipçilerim. Burada artık videomu sonlandırayım. Nasip olursa yarın görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.